Merhaba sevgili web tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte şu meşhur telefon mezarlığımızın detaylarını ineceğiz. Öncelikle Çağdaş, bu mezarlık neden oluştu? Neden bunca telefonu biriktirdik buraya? Ne oldu? İşte bu sağlamlık testlerindeki amacımız şu arkadaşlar. Öncelikle bu telefonların başına gelebilecek mantıklı aşamaları değerlendiriyoruz. Yani öyle bir hava var ki sanki biz alıyoruz sen abi. Sen telefonu düşürmüyor musun evde? Ya düşürüyorum tabii abi. Almadan önce bence kriter de oluyor. Mesela bize soruyorlar iPhone SE nasıl diye. Benim ilk tepkim şu oluyor, çok sağlam. Hani. Çok sağlam. Yani arkadaşlar öncelikle işte çiziliyor mu, yanıyor mu, yere düşünce şu oluyor mu, suya sokunca ne oluyor falan filan. En sonundaki aşamamız prodüksiyon. Ya prodüksiyon ne demek? Şu demek arkadaşlar. Şimdi siz hızlı ve öfkeli izliyorsunuz. Milyon dolarlık arabalar patlıyor, çatlıyor, oradan zıplıyor, bilmem ne oluyor. Şimdi mesela sen onu izlerken ulan milyon dolarlık arabayı gitti. Orada patlatacağınızı orada patlatacak bana verin. O muhabbetler hiç dönmüyor. Web tekno usulü dediğimiz şey de tamamen prodüksiyon. Aynen öyle. Kanalımızın kimliği gibi bir şey. Alayım bir tane. Al bir tane abi. Çek mesela ne geldi eline. Bu 8 Plus. Evet, bu 8 Plus arkadaşlar. Yakın zamanda sağlamlık testini yaptığımız hani sağlamdır çıkan bir telefon. Şöyle bir şey, ben senin telefonları eledim, gözümü eledim, gözüm yanıyor. Bu abi blender'ı bozan iPhone 8 bozan Plus. iPhone. Aynen. Daha sonra onu suç on baltasıyla gereken cevabı vermiştik. Hatta abi hatırlıyorsan gitmiştik blender'ı almıştık. Blender'ı satan arkadaş telefonu bir sığdırmaya çalışırken. Sığdırmaya çalıştı. Telefonun kenarlarını falan çizdi. Olsun, sıkıntı yok. Ne bu? Bu evet arkadaşlar Note 7. Samsung'un başına çok bela almıştı bu cihaz. Patlıyor bilmem ne diye ama ne hikmetse bizim şansımıza ki o dönemde haberimiz yoktu. Girmemize rağmen bir patlama durumu yaşamadık. Ama patlasa da muhtemelen bizden dolayı falan zannederdik. Yine Samsung'un suç atmazdık herhalde orada. Aynen, bizden kurtulamadı derdik. Benim o Note 7 sağlamlıkla ilgili söylemek istediğim tek şey şu abi. Benim unutamadığım sağlamlık testlerinden bir tanesi bu. Aynen inna. Onun iki tane hatırası var. Bu evet. iPhone 7. Aynen. Bu telefonu ne yapmıştık vallahi hatırlamıyorum. Abi ilk poligonda Aytekin'le birlikte bu telefonu Aytekin 5 el sıkıp 5'inde tutturmuştu. Şurada kurşun delikleri var arkadaşlar. Aynen. Görüyorsunuz. Daha sonra telefona sanki yaptıklarımız yetmiyormuş gibi bir de gittik sujetine soktuk telefonu, ikiye bölündü. Bu sanırım General Mobile GM6 arkadaşlar. Buna ne yapmıştık? Buna da arkadaşlar yine mantıklı aşamalarımızdan sonra bir çelik halat almıştık. Hatta satan arkadaş bu kopmaz iki araba falan filan ama web teknoya dayanamamıştı arkadaşlar. Halat kopmuştu. Burada bir çakma bir telefon geliyor şimdi. Renginden batarya var. Arkadaşlar bu telefonun olayı birazcık enteresan. Biz bunu gittik çakma ne diye aldık? iPhone 8 diye aldık. Çakma bunu iPhone 8 diye aldık. O zamanlar ne iPhone 8 tasarımı ne belliydi. Ne de 10 belli. 10 daha konuşuluyordu 10 gelecek ortada şöyle olacak. Ortada prototipler vardı bunun aynen. Dair. Adamlar da muhtemelen böyle olur diye tuttular bunu çakmasını bu şekilde tasarladılar. Ama ne oldu? İşin aslı öyle olmadı. Öyle olmadı. Bu telefon yani 8 diye çıkan telefonun kamerası şu meşhur geyik var ya şuradan aynen tutup yana çekilmişti. Aynen. Bu 10 diye çıktı arkadaşlar. Tabii ki de çakmacılar bu fırsatı kaçırmadılar. Hemen kutular değişti. Bunu iPhone 10'a çevirdiler. Ona şu anda izliyorsunuz yani iPhone 10 replika falan filan. İşte o telefon bu telefon. Aynen. Bize bu da aylar öncesinden gelmiş yani. Yani 4-5 ay öncesinden vardı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ayrıca hazır şöyleyken şu bataryayı da bir gösterelim abi. Herhangi bir sertifika yok üstünde. Diğer tarafına vardır diye kaldırmak istemiyorum. İstemiyoruz. O yüzden bunu geçelim. Bu da şey çakma Note 7. Kapı tutacağı yapmıştık. Kalemi kapıyı tuttu. Kalem çıkmıyor mesela. Zaten çıkmış. Kalemini kır lütfen onun. Kalemi vardı. Kırılmıyor. Bir parça fırladı gördün mü? Bir de bu taraftan fırlayacak mı bakalım. Ama sağlamlık testine devam ediyoruz herhalde. Çakma telefonlara yaptığımız bu aksiyonları sağlamlık testinden saymayın. Biz onların ne kadar çakma olduğunu gösterip bundan olsa olsa bu olur diye yapıyoruz. Yani aslında aynen amacımız öyle bilinçlendirmek ve ürünü sizden uzaklaştırmak. Yani ona bir antipati oluşmasını sağlamak. Geliyor gönlümün efendisi geliyor. Bu telefondaki anımızı anlatalım mı? Bu telefon kirli abiyi hatırlatıyor sana sanıyorum. Bir kirli, iki bankanın önünde bekleme. Aynen. Bu telefonun çekimlerini bildiğiniz gibi suda yaptık arkadaşlar. Orada aynen da kirli abimizle tanıştık. Vallahi kendisine izlediğini hiç sanmıyorum. Ya yani onun olduğu videoda 3.8 milyon ne oldu bayağı abi? Şimdi izlendi. Yanlış bilgi vermeyeyim. Dünyanın en sağlam telefonu olma iddiasını taşıyordu. Hakikaten de bizim sağlamlık çok testimize sağlam giren telefonlar içinde en sağlamlardan bir tanesi. Üzerinden silindirle geçtik. Ki o bankanın önünde bekleme muhabbeti o silindirci abi bankanın önünde yaklaşık bir 1,5-2 saat beklemiştim. Aynen. Geliyorum kendisini falan. Geliyorum. Sonunda geldi ve üzerinden silindirle geçtik. Gayet de sağlam bir telefon olduğunu aynen kendine kanıtladım. Bu videoyla ilgili şeyi söyleyeceğim abi. Ben bence bizim bu zamana kadar yaptığımız en güzel organizasyonlardan bir tanesiydi bu. Hani iki tane CAT silindir vardı arkamızda. Üzerinden CAT silindirle geçmiştim. Bir CAT S70 gelsin. Ona da belki uçak atarız. Belki uçak atamayız. Uçakla belki üstünden geçeriz.
Hayda. Bu şey abi. Çakma. Çakma 7 Plus. Çok kötü kokuyor arkadaşlar. Bunun bir şey söyleyeyim. Da... Çakma telefonla kokusu bir değişik oluyor. Evet, direkt yani çakma kokuyor yani. Şeyleri fanboylara vereceğim. Kutu koklayanlar aynen var ya. Bu da abi hatırlıyorsan bunun başına bir şey gelmesine götürdük kurşun dökmeye. Kurşuncu... Dökemedi. Dökemedi. Ama yandı bu da. Hatırlıyorsan ha biz bunu mekan içinde yapmıştık. Evet, büyük bir hata. Telefonun evet telefon bataryası patladığında arkadaşlar dışarı koşarak kaçtık. Yangın tüplerini elimize aldık. İçeriye bir süre giremedik ki orası bir Ar-Ge atölyesiydi zaten. Ama kazasız belasız bu telefonu da atlatmıştık. Vallahi bugüne kadar iyi bir şey gelmedi başımıza. Şimdi yine değişik bir test yaptığımız telefona geliyorum. O iki tel. Bunun da başına ciddi şeyler geldi arkadaşlar. Ama en fenası da en sonunda neydi o ailesine? Hızar abi. Hızar aynen. Hızar'la bir abimiz orada deldi. Delerken de telefon yanmaya başladı. Yine bir kaçışma onu da bir anlatalım. Hatırlıyorsan abi biz bunu kesecek olan abiye demiştik ki abi bak onun bataryası var. Yanar. Yanar patlar dikkat et falan filan. Abi ne dediydi? Yok. Yok ya bir şey olmaz ya dediydi ve en sonunda telefon... Aslında abi bunlar ciddi kazalar ya. Kesinlikle, yani ciddi kesinlikle durumlar yani. Hani biz bunlarda hep yangın tüplerimiz falan filan oluyor. Aynen. Telefonun başına gelenler nelerdi çağırdı? Bu standart sağlamlık testi bilgilendirme sürecimizden geçtikten sonra hatırlıyorsan Bornova'da paintball'cıya gitmiştik. Yardırmıştık yani tagada tukada. Bu içerikte şey vardı abi ya ilk havalı tabancalar çalışmamıştı. Aynen, yani ne gündü ya. Ya böyle telefon şimdi size tuhaf gelecek ama ulan altı üstü telefon zorlattığınız gibi bir şey ama mesela bunu bu hale getirmek için gerçekten ciddi emek harcamıştık. Aha bak ne geldi. Bu telefonla üstün Michael Jordan yeteneklerimizi aynen ortaya çıkartmıştık. Bu telefonu street basketbol olayına yeni bir soluk getirmiştik. Aynen basketbol topuna bağlayıp basket atmaya çalıştık. Çok baskette başarılı değildik ama telefonun sağlamlık testini yapmakta başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Aynen. Bir de bunun bir ufağı vardı G5. Abisi esas 3 küsür milyon falan oldu sanırım şu an. Patronun BMW'siyle üstünden geçmiştik. O zaten ultra dayanıksız. O BMW de patronun BMW'si gelene kadar emaneten verilen BMW'ydi hatırlıyorsun. Aynen öyle. Emanet arabayla telefonun üstünden geçmiştik. Evet. Bu telefon arkadaşlar benim WebTekno YouTube kanalında işe başladığımda sanırım yaptığımız ilk sağlamlık testiydi. Asus Zenfone 3000 yanlış hatırlamıyorsam. 5000 mAh'lik 5000 kibritle. Aynen öyle. Lan ne videoydu be. Güzeldi. Biz şöyle oldu arkadaşlar kendi toplantımızda dedik ki lan 5000 tane kibrit ne olacak 2 saatte takarız. Hiç işler öyle olmadı. 2,5 gün mü sürdü? Bayağı uzun sürdü. Az insan uğraştı çünkü. Çok az insan ama uğraştı. Video oldukça keyifliydi görüntüler de güzeldi. Görüntüler çok güzeldi evet. Abi, bu da bir şey. Sıktığım limon gibi sıkmıştım ben bunu en son. Bu da daha yeniydi ya. Neydi bu? Bu S8. Arabayla geçmiştik üstünden. Aynen öyle. Daha sonra da su jetine sokmuşuz. Şöyle bir defter gibi bir şey oluyor. Evet. Aynen öyle. Bol bol 33-10 var. Bu şey abi. Bu 33-10 üzerine... Zombi 33-10. Presle bastığımız. Presle basılan 33-10 arkadaşlar. Son hali görenleri şaşırdı. Ya bunun şeyi vardı. Zombi olarak gömmüştük. Aynen. Toprağa çıkıyordu. Bir şeyler oluyordu falan. Bunlar böyle yan yana dura dura birbirlerine de benzemişler. Evet Lütfi şimdi geldik bombamıza elimizde iPhone 10 var evet. Buna da hatırlayacağınız üzere saatte yaklaşık 370 km hızla giden bir okla dadanmıştık diyeyim size. Yine bu da bizim en çok keyif aldığımız sağlamlık testlerinden bir tanesiydi arkadaşlar. Çok merak ettiğiniz o telefona sıra geldi arkadaşlar. Bu da 6 kavanoz bal artı 33 amirimizden. 6 mıydı 7 değil miydi? 6. 3 çiçek 3 şey tamam, balı. Aynen. Süzme balı. Ballar gördüğünüz gibi yani şuradan görünen bilmiyorum ama şey şekerin dibine vurmuş durumda. Aynen öyle şeker et dibe çökmüş. Şeker be oha. Ama adamlar şeyi düşünmüş hadi bunu artık çaya da koyabilirsin. Çaya da aynen hani çay da içebilirsin. 33 onu da içine banabilirsin hani olsaydı inisiyatif ne kalmış bir şey. Ooo ilk günkü etkiyi yarattı bende. Bu da ballı osuçonumuz gördüğünüz gibi sapasağlam yerinde durmakta. Çok gelişkin bir mumyalama teknolojisi kullandık kendisinde. Ballar bal değil, telefon telefon değil. Bu arada şöyle bir duyurumuz var sizlere unutmadan bunu da söyleyelim. Boğaziçi Bilişim ödüllerine bu senede adayı son 2 yıldır ödüller bizde. Hem webtekno.com haber sitesi olarak hem de şu an izlediğiniz Webtekno YouTube kanalı olarak. Eğer oradan bize oy verirseniz çok mutlu oluruz Çağdaş. Sen olur musun? Aynen oy vermek için de ekrandaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz. Ben bayağı mutlu olurum. Aynen bekliyoruz arkadaşlar. Destek
isteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Egari artık videomuzun sonuna gelelim. Yavaş yavaş gelelim arkadaşlar. Komutan. Bu videomuzda hep beraber Webtekno'nun telefon mezarlığına ve aslında bu içeriklerin neden üretildiğine baktık. Yeniden bir söyle istersen abi. Ben şunu demek istiyorum. Hani gördüğünüz gibi bir kere yapmadık bu işi arkadaşlar. Hani birçok defa yaptık ve bunda devamı gelecek, merak etmeyin. Çünkü bir amacımız var arkadaşlar. Hani telefon o kırdık falan böyle bir şey değil. Onun adı sağlamlık testidir. Yani bize çok laf atıldı bu konuda. Hani böyle bir açıklama ihtiyacı hissettik. Hem de dostlarımızla bir şöyle anılarımızı... Çalış. Bizi bilen biliyor. Sakin. Öyle yap. Aynen. Bizi biliyorsunuz arkadaşlar. Bu işteki amacımız sondaki prodüksiyonunu saymazsak ondan keyif almaya bakın. Keyfini çıkarın. İçiniz acımıyor mu filan diyorsunuz ya. Acımıyor arkadaşlar. Hani onu bir net bir şekilde söyleyelim. İç acımalık bir şey yok. Bunlar canlı değil. Bir şey değil. Aynen niye öyle. İçimiz acısın kısmında anlayamıyoruz zaten. En nihayetinde bir telefon bunlar arkadaşlar. En önemli sorulardan bir tanesi şuydu. Çok gelen bu telefonlar size sponsorluğu mu geliyor? Çoğu gelmiyor arkadaşlar. Çoğunu %90'ı yani. Yani %90'ını biz satın alıyoruz. Bazı firmalar sağlamlık testine güveniyorlar cihazlarına gönderiyorlar. Onlara da yine acımıyoruz, layığına koşturuyoruz. Şimdi abi şu da çok soruluyor bize. Ben iPhone 7 videosuna denk gelmişim de şu kurşunladığımızda. İşte o iPhone'u bu videonun parasıyla 10 tane iPhone aldılar diye bir yorum söz konusu. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar YouTube Türkiye'de gelirler o seviyede değil. Bu YouTube'la ilgili bir durum da değil. Türkiye'deki internet reklamcılığıyla ilgili bir mesele. Ben size şöyle söyleyeyim. Buradaki telefonların hepsini toplarsak ki bize güvendiğinizi çok iyi biliyoruz. Ya hepsinden 2 tane değil 1 tane iPhone 10 alabilirsin. Yani belki 1.5. 1.5. Aynen. Aynen. Hani bunların hep tüm videoların gelirinden bahsediyorum hesabını arkadaşlar. Hesabını siz yapın arkadaşlar diyelim. Şimdi arkadaşlar biz bunların içinden 5 tane uyguladığımız fikri ankete yazdık. Siz en çok hangisini sevdiğiniz onu merak ediyoruz. Bir de hani bir daha olsa izlerim dediğinizde o kadar çok sevdiğiniz bir testi bize söylemenizi istiyoruz. Ben de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz hemen şurada bir yerlerde bir beğen butonu var. Ona basabilirsiniz. Aynı zamanda da kafanıza takılan her türlü şeyi bunlarla ilgili olur, bizimle ilgili olur. Aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Böyle sohbet tadında çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ben bunu aynen. Biz bu içeriklerden keyif alıyoruz abi. Aynen İki öyle. Kişi. İnşallah umarım siz de seviyorsunuzdur. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Millet ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca nerede bağlantı? Ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.